Elbiseyi bana ödünç verdiğin için teşekkürler. Kadınlar hep yapar bunu. Hani o Chanel Chanel deyip duruyorlar ya. Aslında bir tane Chanel elbise var. Dünyayı dolaşır durur. Özgür'le çıktığıma inanamıyorum. Ben de Hilmi'yle çıktığıma inanamıyorum. Özgür soğuk bir tip. Ama bu ona derin bir hava veriyor. Hilmi de insanları soğuk ve derinde tutuyor. Bir mezarcıyla çıkmak seni ürkütmüyor mu? Mezarcı değil ki o. Mermerci. Hem yazar da sayılır. Artık yaşım kemale erdi. Bu yaştan sonra ince eleyip sık dokuyamam. Yoksa... Evde kalırsın. Bana bak. Vallahi geri alır bir elbisemi ha. Tamam. Hadi hadi. Bakalım kafe için yeteri kadar şık mı sence? Daha kapıcıya indir, ekspresyo indir. Aradaki farkı bile bilmiyorum. Sen ne içiyorsan bana da ondan dersin, olur biter. Aman sakın gazoz mazoz ısmarlamayasın. Geğirerek Özgür'ü etkileyemezsin. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Sonra kim bana kitap okuyacak? Seni hiç 37. bölümün ortasında bırakır gider miyim? Merak etme. Bak, gazete kaydettim. Okuyan melek. Ateşli geceler. Ateşli geceler mi? Ne yani? İkimiz de okuduğumuz şeyden keyif alamaz mıyız canım? Merak etme, uygunsuz yerlere atlıyorum. Tarih edebinde yardım edebilir misin? Ne gibi bir yardım? Bir konu seçeceksin. Hakkında araştırma yapacaksın. Sonra yazacaksın. Bilgisayar yazmayı biliyorsun değil mi? Şurayı siler misin? Ne var ki orada? Enayi yazmıyor orada. Geldi. Bakın zaten bütün gün dikkat üstündeyim. Sakın beni mahcup etmeyin, tamam mı? Öyle ölüydü, mezardı. Cesetli lafların hiçbiri yok, tamam mı? Biliyoruz, biliyoruz. Sabahtan beri kafamıza kazıyıp durdum bunu. Mezar taşına kazır gibi. Merhaba. Merhaba. İşte evimiz, bunlar da ailemiz. Bu kadar, hoşça kalın. Melek Hanım. Melek Hanım, bu ne biçim ev sahipliği? Misafir içeri buyur etsenize. Hem acele giden, ecele gider. Yani kabirci... Kabirci nereden çıktı? Tabiri caizse demek istemiştim. Ben de sizinle geliyorum. Cesedimi çiğnemen.